Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar perfekt zaman. Perfekt zamanı sein ile işliyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Perfekt zamanda hatırlayacak olursanız yardımcı fiil haben kullanılıyordu. Ancak tek başına haben değil de sein de vardı. Peki haben ve sein arasındaki fark ne? Çizime de baktığımızda arkadaşlar A noktasından B noktasına bir geçiş varsa, söz gelimi gitmek gibi, koşmak gibi, uçmak gibi, düşmek gibi durumlarda, yani yer değiştirilen durumlarda ne oluyor? Sein kullanılıyor. Ancak bu şöyle düşünülmemeli. Söz gelimi işte top oynamak gibi, bir noktadan bir noktaya top oynamak gibi düşünülmemeli. Çünkü top oynarken mesela spielen fiiline baktığımızda haben gespielt ya da hat gespielt şeklinde düşünmeli. Çünkü o alanda gerçekleşiyor o oyun ya da yapılan şey neyse. Ancak sein'de ortam değiştiriliyor. Tabii istisnai durumlar var. Onları zaten bu dersimizde değinmeye çalışacağız. Ancak burada sein'i şöyle düşünmeliyiz arkadaşlar. Bir ortam değişimi varsa, böyle bir şey söz konusuysa ne oluyormuş? Sein kullanılıyormuş. Ne demek istediğimi örneklerin içerisinde daha iyi kavrayacaksınız. İlk örneğimize bir bakalım. Ne diyor? Die Klasse das erste Mal nach München fliegen. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Die Klasse sınıf demek arkadaşlar. Das erste Mal ilk defa. İlk defa demek ki bunu böyle bir kalıp olarak alalım. Das erste Mal ilk defa. İlk, evet, ilk defa demek. Nach München, Münih'e fliegen de uçmak demek. Şimdi bir ortam değişimi söz konusu olduğundan dolayı, yani A noktasından B noktasına bir geçiş var. Dolayısıyla ne yapacağım? Sein'i işin içerisine katacağım. Dolayısıyla şöyle bir hatırlayalım. Sein nasıl çekimleniyordu? Ich bin, du bist, ist, sie ist, es ist. Öyle değil mi? Wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Şimdi burada die Klasse, sınıf, bunu bir kişi gibi düşünelim. Sınıf uçtu diyeceğiz çünkü. Üçüncü tekil gibi düşünmemiz lazım. Bu durumda ne olacak o zaman bu arkadaşlar? Die Klasse, ich bin, du bist, ne olacak? Ist olacak değil mi? Die Klasse ist das erste Mal nach München. Bakın burada fliegen'in nasıl çekimlendiğini, yani perfekte nasıl değerlendirildiğini ezberlememiz gerekiyor. Aslında işin aslı şu ki arkadaşlar, perfekte baktığımızda bütün bu fiillerin ezberleniyor olması gerekiyor ki bunları yapabilelim. Değil mi? Şimdi fliegen'e baktığımızda acaba bu nasıl perfekte inceleniyordu? Şöyle bir tüyo vereyim. G flugen. Bakın fliegen ne oluyormuş? Geflogen oluyormuş ve bir noktadan bir noktaya olduğundan dolayı sein'e gerektirecek. Dolayısıyla ist geflogen değil mi? Tabii özneye göre düşünmemiz gerekiyor. Biz uçtuk deseydik ne olurdu o zaman bu? Wir sind geflogen olurdu. Ya da ben uçtum derken ich bin geflogen, sen uçtun, du bist geflogen şeklinde ne yapıyorum? Her defasında sein'e çekimlemiş oluyorum değil mi? Dolayısıyla sınıf İlk defa Münih'e uçtu derken ne diyecekmişiz? Die Klasse ist das erste Mal nach München geflogen diyecekmişiz. İkinci örneğimize bir bakalım. Die Fahrgäste an der Bushaltestelle aussteigen. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Fahrgäste yolcular demek arkadaşlar. Demek ki yolcular die Fahrgäste demekmiş. An der Bushaltestelle. Bushaltestelle arkadaşlar, bu otobüs durağı demek. An der Bushaltestelle denildiğinde tabii burada ne giriyor işin içerisine?
bu an der yapısı girmiş oluyor ki bunu daha sonraki konularda daha ayrıntılı bir şekilde görüyor olacağız arkadaşlar. Durakta diyecek olursak, otobüs durağında diyecek olursak, demek ki bunu kalıp olarak şimdilik alalım. Çünkü burada bizim odaklanmamız gereken durum ne? Perfektlik. Dolayısıyla an der Bushaltestelle, otobüs durağında demekmiş. Aussteigen de, aussteigen arkadaşlar ayrılabilir fiil, inmek demek. Aussteigen demek ki inmek. Binmek deseydik ne olurdu? Einsteigen olurdu. Bir araçtan öteki araca binmek deseydik ne olurdu? Umsteigen olurdu. Değil mi? Ancak burada aussteigen ayrılabilir fiili, bakın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz burada ön takının. Değil mi? Ki bunu ayrılabilir fiiller, trennbare Verben fiillerinde ayrıntılı şekilde görmüştük. Aussteigen demek de, demek ki neymiş? İnmek demekmiş. Yolcular otobüs durağında indiler diyeceğiz. Şimdi die Fahrgäste, öncelikle şuraya bir odaklanalım. Sein nasıl çekimlenecek ona bir bakalım. Die Fahrgäste acaba kaçıncı kişi olmuş oluyor? Ich bin, du bist, wir ich bin, du bist, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid ve sie, sie sind. Değil mi? Çünkü onlar üçüncü çoğul kastediliyor. Dolayısıyla burası ne olacak? Sind olacak. Die Fahrgäste ne diyeceğim o zaman? Sind. Bunu birazcık daha düzgün yazalım. Biraz karıştı. Tabii mürekkep işin içerisine girdiğinde böyle parmağınızla şey yapmaya çalıştığını, yazmaya çalıştığınızda biraz flulaşabiliyor. Demek ki die Fahrgäste sind an der Bushaltestelle. Evet, bakın burada dikkat etmemiz lazım. Ne oluyor? Yer değiştirecek. Aus ayrılabilir olduğunda, değil mi? G araya giriyor. Ancak şöyle bir dönüşüm daha var. Aussteigen. Demek ki aussteigen ne oluyormuş? E-i yer değiştiriyor. Araya G giriyor ve E-N ausgestiegen. Değil mi? Ausgestiegen sind ausgestiegen. Değil mi? Die Bus düzeltiyorum. Die Fahrgäste sind ausgestiegen dediğimde demek ki yolcular indiler. Ondan sonra dilediğim gibi ne yapabilirim? Bu cümleyi zenginleştirebilirim. Nerede indiler? İşte otobüs durağında indiler derken an der Bushaltestelle, değil mi? Bunu da işin içerisine kattığımda demek ki die Fahrgäste sind an der Bushaltestelle angestiegen demem gerekiyor. Şimdi eminim ki bazı arkadaşlar şey diyecektir, ya of, bu perfektlik zamanda ne kadar böyle karmaşık gibi düşünebilir arkadaşlar. Emin olun çok kolay. Nasıl kolay? Şöyle ki arkadaşlar, kolay. Bu fiilleri benim ezberlemem gerekiyor. Karşılaştıkça ne yapacağım? İşte altını çizeceğim. Bunlarla ilgili fiillerle ilgili listeler var. Dolayısıyla Almanca Kolay'da da bunları görüyor olacağız. Tekrar tekrar sadece bu dersimizde kalmayacak perfect zaman. İleriki konularla, ileriki yapılarla bunları zaten pekiştiriyor olacağız. Dolayısıyla lütfen paniğe hiç gerek yok. Almanca emin olun çok kolay. Dolayısıyla tekrar örneğimize geldiğimizde, döndüğümüzde yolcular otobüs durağında indiler derken die Fahrgäste sind an der Bushaltestelle ausgestiegen demem gerekiyor. Sonraki örneği bakalım arkadaşlar. Evet, bakın burada bir boşlukla başlamış. Demek oluyor ki bu bir ne oluyor? Hatta bir soru cümlesi olduğundan dolayı, değil mi? Perfektlik içerisinde bakıldığında yardımcı fiili gerektiriyor. Değil mi? Yani sein'i gerektiriyor. Boşluk demiş. Du gestern um 16 Uhr nach Hause laufen. Öncelikle bir anlamlandıralım. Gestern dün demekti, değil mi? Um 16 Uhr saat 16'da nach Hause eve laufen neydi arkadaşlar? Laufen yürümek, koşmak anlamlarına geliyor. Dolayısıyla cümlemiz diyor ki, daha doğrusu soru cümlemiz şunu diyor. Sen dün saat 16'da eve mi gittin? Değil mi? Dolayısıyla seine, du'ya göre değerlendirmem gerekiyor. Dolayısıyla ich
bin, du ne olacak? Du bist. E, soru olacağı için ne olacak? Bist başa gelecek. Ne diyeceğim? Bist du gestern um 16 Uhr nach Hause? Evet. Laufen ne olacak arkadaşlar? Önüne G gelecek. Bu kadar. Ve aynı şekilde kalacak. Ve ne diyeceğim? Hatırlayın. Değil mi? Ne diyeceğim? G laufen. Öyle değil mi? Dolayısıyla bakın. Bist du gestern um 16 Uhr nach Hause gelaufen? Saat dün 16'da eve mi gittin? Demiş oluyorum. Sonraki örneğimize bir bakalım. Um wie viel Uhr dein Onkel zur Arbeit fahren? Bir defa um wie viel Uhr neydi? Saat kaçta? Değil mi? Saat kaçta? Dein Onkel, Onkel, evet bunu aile konusunda görmüştük. Onkel neydi? Dayı, amca, enişte anlamlarına geliyordu değil mi? Peki dein dediğimde senin dayın diyelim isterseniz. Değil mi? Dein Onkel senin dayın. Zur Arbeit işe değil mi? İş yerine, işe anlamında. Fahren de neydi? Sürmek anlamlarında. Anlamında değil mi? Tabi bu kara taşıtları için geçerliydi. İşte otobüste gitmek, trenle gitmek, araba sürmek değil mi? Bisiklet sürmek anlamlarında fahren değil mi? Kara taşıtları için geçerliydi. Dolayısıyla ne diyor cümlemiz? Saat kaçta senin dayın işe gitti diyeceğiz. Dolayısıyla işe gitti fahren bir noktadan bir noktaya ne oluyor? Bir yer değiştirme, bir alan değiştirme, bir mekan değiştirme söz konusu olduğu için ne yapacağım? Sein yardımcı fiilini getireceğim değil mi? Dolayısıyla dein Onkel'e göre dein Onkel ne olacak arkadaşlar? Ich bin olmayacak. Du bist olmayacak. Er sie ist bu durumda der Onkel ne olacak? Ist olacak değil mi? Ne diyeceğim o zaman? Um wie viel Uhr ist dein Onkel zur Arbeit? Evet, fahren'i şimdi perfekt zamanda nasıl değerlendirmem gerekiyor acaba? Ne diyeceğim acaba? Um wie viel Uhr ist dein Onkel zur Arbeit? Gefahren, değil mi? Evet, demek ki fahren perfekt zamanda ne oluyormuş? Gefahren, hatta ist gefahren değil mi? Sein yapısını gerektirdiğinden dolayı ne diyeceğim? Um wie viel Uhr ist dein Onkel zur Arbeit gefahren? Dayın ne zaman, saat kaçta işe gitti demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Klasse ist das erste Mal nach München geflogen. Die Klasse ist das erste Mal nach München geflogen. Die Fahrgäste sind an der Bushaltestelle ausgestiegen. Die Fahrgäste sind an der Bushaltestelle ausgestiegen. Bist du gestern um 16 Uhr nach Hause gelaufen? Bist du gestern um 16 Uhr nach Hause gelaufen? Um wie viel Uhr ist dein Onkel zur Arbeit gefahren? Um wie viel Uhr ist dein Onkel zur Arbeit gefahren? Sıradaki örneğimizde devam edelim. Boşluk, ihr auch aus der Türkei kommen. Evet, gayet bariz, gayet anlaşılır bir cümle öyle değil mi? Bakın, ihr demek ki buraya ne gelecek arkadaşlar? Yardımcı fiil sein'i ne yapacağım? İyere göre çekimleyeceğim değil mi? Çünkü iki ve daha fazla varsa, insan varsa karşımda ne diyordum? İyi değil mi? Sizler. Auch de daha anlamına geliyordu değil mi? Aus der Türkei güzel ülkemiz Türkiye değil mi? Siz de mi Türkiye'den geliyorsunuz derken bakın burada öncelikle sein'i nasıl değerlendireceğiz? Nasıl çekimleyeceğiz? Şöyle bir hatırlayalım. Ich bin, du bist, er sie ist, wir sind, ihr seid, sie de ne olacak? Sind olacak. Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar?
Seid ihr, değil mi? Soru cümlemiz çünkü bu. Seid ihr auch aus der Türkei? Siz de mi Türkiye'den geldiniz? Şimdi kommen'i ne yapacağım arkadaşlar? Tabii gelmek ne oluyor? Mekan değiştirme, değil mi? Bir noktadan bir noktaya, bir ülkeden başka bir ülkeye, değil mi? Dolayısıyla kommen sein'i gerektiriyor. Ne diyeceğim kommen için? Kommen, öyle değil mi arkadaşlar? Özellikle bir boşluğu veriyorum ki hani sizlerden doğru cevabı duyar gibi oluyorum. Dolayısıyla seid ihr auch aus der Türkei gekommen dediğimizde demek ki bu soru cümlesi ne diyormuş? Siz de mi Türkiye'den geldiniz anlamına geliyormuş, değil mi bu soru cümlesi? Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Letztes Jahr unsere Nachbarn nach Ulm. Evet. Letztes Jahr, das Jahr neydi? Yıl demekti. Geçen yıl diyecek olursak letztes Jahr demem gerekiyor. Unsere Nachbarn. Die Nachbarn neydi arkadaşlar? Neydi? Komşular. Ama bizim komşularımız derken pozitiflikte ne olacaktı? Unsere diyecektik, değil mi? Bizim komşularımız. Unsere Nachbarn. Nach Ulm. Ulm Almanya'da bir şehir arkadaşlar. Ulm'e dediğimde demek ki Ulm'e doğru, oraya doğru Ulm'e dediğimde demek ki nach Ulm demem gerekiyor. Umziehen arkadaşlar bu da bir ayrılabilir fiil. Umziehen taşınmak demek. İkinci anlamı da kıyafet değiştirmek anlamına da gelebiliyor. Ancak birebir karşılığı taşınmak arkadaşlar. Dolayısıyla cümle olarak baktığımızda ne diyor? Geçen yıl bizim komşularımız Ulm'e taşındı. Dolayısıyla bir noktadan bir noktaya bakın mekan değiştirme, değil mi? Bir şehir değiştirme söz konusu olduğundan ne olacak? Sein yapısını işin içerisinde katmamız gerekiyor. Ancak sein'i neye göre değerlendireceğiz? Unsere Nachbarn, yani bizim komşularımız. Acaba buraya öncelikle şuraya bir odaklanalım. Hangi evet, sein'i nasıl çekimleyeceğiz? Şunu bir düşünelim. Ich bin diyemeyeceğiz. Du bist. Er, sie, es, ist. Değil mi? Olmayacak. Wir sind. Ihr seid. Sie, sie sind. Yani unsere Nachbarn. Onlar. Değil mi? Yani bizim komşularımız. Onlar taşındı. Yani üçüncü çoğulu gerektiriyor. Bu durumda sein ne olacak arkadaşlar? Sind olacak. Dolayısıyla letztes Jahr sind unsere Nachbarn nach Ulm. Evet. Umziehen. Burada baya baya bir radikal bir değişim söz konusu. Evet. Ardından ayrılabilir fiil olduğu için araya G gelecek. Bunda hemfikiriz. Şimdi ziehen ne olacak? Bakın çok radikal bir değişim burada. Zogen olacak arkadaşlar. Demek ki umziehen bakın nasıl değişiyormuş, değil mi? Umgezogen, tabi bunu seinle beraber ist umgezogen gibi düşünelim, değil mi? Ancak unsere Nachbarn olduğunda ne olacakmış? Sind olacak. Dolayısıyla geçen yıl bizim komşularımız Ulm'e taşındılar dediğimizde letztes Jahr sind unsere Nachbarn nach Ulm umgezogen demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bakalım. Das kleine Kind vom Stuhl fallen. Evet. Das kleine Kind. Kind neydi das Kind? Çocuk demekti. Das kleine Kind. Bunu şimdi yapısal olarak bakalım arkadaşlar. Çünkü bunu sonraki derslerimizde ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Dolayısıyla das kleine Kind. Klein neydi? Küçük demekti. Das kleine Kind. Küçük çocuk. Stuhl, stuhl, der stuhl hatta sandalye demek. Sandalyeden derken bakın von ve den birleşmiş. Bakın burada datif olayları işin içerisine giriyor. Ancak onlara o kadar daha var ki dediğim gibi yapısı olarak bakmakta fayda var. Vom stuhl, sandalyeden anlamına geliyor arkadaşlar. Sandalyeden küçük çocuk falan neydi? Düşmek demek. Bakın burada bir irtifa kaybı var. Bir noktadan bir noktaya düşmüş oluyor. Dolayısıyla
baktığımızda yer değiştirmiş oluyor, değil mi? Dolayısıyla neyi gerektirecek? Sein gerektirecek, olmak fiilini gerektirecek. Küçük çocuk sandalyeden düştü dediğimde öncelikle buraya odaklanalım. Ne olacak? Sein'i neye göre değerlendirmem lazım? Das Kind ya da das kleine Kind, yani üçüncü tekile göre değerlendireceğim, öyle değil mi? Bu ne olacak o zaman? Ich bin, du bist, er sie ist, ist olacak, değil mi? Bunu bir yazalım. Das kleine Kind ist vom Stuhl, ne diyeceğim fallen için? Önüne G gelecek ve aynı şekilde kalacak arkadaşlar. Ve ne diyeceğim? G fallen, değil mi? Küçük çocuk sandalyeden düştü derken das kleine Kind ist vom Stuhl gefallen demem gerekiyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrar edelim. Seid ihr auch aus der Türkei gekommen? Seid ihr auch aus der Türkei gekommen? Letztes Jahr sind unsere Nachbarn nach Ulm umgezogen. Letztes Jahr sind unsere Nachbarn nach Ulm umgezogen. Das kleine Kind ist vom Stuhl gefallen. Das kleine Kind ist vom Stuhl gefallen. Sıradaki örneğimizle devam edelim. Die Studentin letzte Woche zu Hause. Evet, bakın burada bleiben'i görüyoruz arkadaşlar. Bleiben, durmak, kalmak anlamında. Bakın burada herhangi bir ortam değişimi yok, değil mi? Olduğu yerde. Bakın burada bir farklı bir durum söz konusu. Çünkü ortam değişikliği olmadığı için olduğu yerinde duruyor. Ancak bu da sein kapsamında düşünülmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani burada aslında cümlenin anlatmaya çalıştığı şey şu. Üniversite öğrencisi geçen hafta evde kaldı deniliyor. Oysa ki biz ne demiştik? Sein için bir noktadan bir noktaya bir geçiş olması gerekiyor demiştik. Ancak orada da ne demiştim size? İstisnai durumlar var. İşte bu da istisnai bir durum. Yerinde durmak demek ki bleiben sein'i gerektiriyor. Yani başka bir yardımcı fiille hiç gerek kalmadan sein'i gerektiriyor. Dolayısıyla ne yapacağım buraya? Die Studentin, üçüncü tekili olduğu için die Studentin neydi? Üniversite öğrencisi, değil mi? Kızlarda ne yapıyorduk? İn takısı getiriyorduk, değil mi? Üniversite öğrencisi kız derken die Studentin. Dolayısıyla ben bunu sein olarak değerlendirdiğimde ne yapacağım? Ich bin, du bist, üçüncü tekil olacak, öyle değil mi? Er, sie, es, ne diyorduk? Ist diyorduk. Dolayısıyla die Studentin ist diyeceğiz, değil mi? Letzte Woche, geçen hafta demek arkadaşlar. Zu Hause, bakın bunu da bir kalıp olarak görelim. Zu Hause, evde demek. Dolayısıyla üniversite öğrencisi geçen hafta evde kaldı dediğimizde bleiben ne olacak acaba? Bakın buradaki e-i yer değiştiriyor. Ist geblieben. Die Studentin ist letzte Woche zu Hause geblieben. Üniversite öğrencisi geçen hafta evde kaldı anlamına gelmiş oluyor. Dokuzuncu örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor? Ist alles in Ordnung? In Ordnung, yolunda, her şey yolu, her şey yerli yerinde mi, her şey yolunda mı derken demek ki ist alles in Ordnung diye soruyorum. Alles her şey demek. In Ordnung, Ordnung düzen demek arkadaşlar. Her şey yolunda mı anlamına geliyor güzel Türkçe'de. Ist alles in Ordnung. Şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. Burada da gene bir istisnai durum var. Ya da durum değişikliği olarak da düşünülebilir. Passieren, bir şeyin gerçekleşmesi, bir olayın, bir hadisenin cereyan etmesi de olarak da düşünülebilir. Passieren, bir şeyin olması. Dolayısıyla hal değişimi var. Sein'i gerektirecek. Burada ne oldu dediğimizde burası ne olacak arkadaşlar? Durum söz konusu olduğundan dolayı üçüncü tekil olarak düşünmem lazım burayı. Was ist hier? Evet. Ne olacak arkadaşlar? İ eren ile bitiyorsa, değil mi? Şöyle
ieren ile sonlanıyorsa önüne g gelmiyordu, değil mi? Bunu söylemiştik daha önceden. Ne olacak bu dolayısıyla? Passiert şeklinde sonlandırıcı t'yi getiriyordum, öyle değil mi? İerenli durumlarda, sonlandırıcılarda ne oluyordu? Perfektlikte t gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada ne oldu diyecek olursak, was ist hier passiert? Değil mi? Burada ne oldu? Her şey yolunda mı? Ist alles in Ordnung? Her şey yolunda mı? Was ist hier passiert? Burada ne oldu? Değil mi? Was ist hier passiert? Demek ki burada ne oldu demekmiş. Ve sonuncu örneğimize bakıyoruz. Burada ich zum Supermarkt evet, zum Supermarkt, süpermarkete gehen de gitmek demek. Dolayısıyla ben süpermarkete gittim. Ne diyeceğim? Ich, ne olacak bu arkadaşlar? Ich bin, değil mi? Ich bin zum Supermarkt. Evet, gehen, bakın burada da gene radikal bir dönüşüm olacak kökte. Ne olacak? Bakın baya baya bir değişecek. Aramızda belki bilen vardır. Gehen perfektlikte ne oluyordu? Ist. Gegangen. Değil mi? Dolayısıyla ich bin zum Supermarkt gegangen. Ben süpermarkete gittim. Değil mi? Dili geçmiş zaman demek ki. Ist gegangen, ben süpermarkete gittim derken ne diyecekmişiz? Ich bin zum Supermarkt gegangen. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Studentin ist letzte Woche zu Hause geblieben. Die Studentin ist letzte Woche zu Hause geblieben. Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Was ist dir passiert? Was ist dir passiert? Ich bin zum Supermarkt gegangen. Ich bin zum Supermarkt gegangen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde perfekt zamanı, yani dili geçmiş zamanı hangi yardımcı fiille gördük? Sein ile görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.